en çok etkilenen grupta da tansiyon hastaları yer alıyor ve sıcaklıklara bağlı tansiyon düşmeleri yaşanıyor. Bu da bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Peki buna karşı ne yapmalı? Bunu da iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mithat Bahçeci'ye soracağız. Hocam isterseniz şöyle başlayalım. Sıcak hava neden tansiyon düşmesine sebep oluyor? Havaların ısınmasıyla özellikle cilt damarlarının genişlemesi ve terleme nedeniyle ortaya çıkan su ve tuz kaybı kan basıncında anlamlı olarak düşmelere yol açar. Peki bu nelere yol açabiliyor? Ne gibi sıkıntılara neden oluyor? Kan basıncının yükselmesi beyindeki olaylara yol açması gibi düşmesi de organların beslenmesinin bozulmasına yol açmaktadır. Bunun en başta gelen örneği beyin dolaşımının bozulması neydi? Baş dönmesi, sersemlik, bilinç bulanıklığı, düşme, bir yerinin kırılması gibi veya sınırda çalışan bir böbreğin bozularak böbrek yetersizliği ortaya çıkması da söylenebilir. Peki hipertansiyon hastaları özellikle nelere dikkat etmeli? Yaz aylarında ilaç dozları yeniden mi düzenlenmeli? Neler yapılmalı? Özellikle hipertansiyon, kan basıncı mevsimsel değişikliği çok göstermekte. Kışın çok artarken yazında belirgin olarak düşmektedir. Bu nedenle hem kışın hem yazın hastalar mevsime başlangıcında mutlaka doktor kontrolüne giderek aldıkları ilacın dozunun ayarlanması, bazen arttırılması, bazen düşürülmesi veya ilacın bıraktırılması gibi önlemlerin alınması mutlaka gereklidir. Peki bunu nasıl fark edebilirler hocam? Tansiyon düşüklüğü ne gibi sıkıntılarla kendini gösteriyor ve bunun farkında olmayan kişiler ne yapmalı? Genellikle farkında olmasak bile mutlaka doktor kontrolünde giderek veya evde kan basıncı ölçerek gerekli ayarlamaların yapılması gerekiyor. Ama belirtileri sıralayacak olursak özellikle ayağa kalktığında baş dönmesi, sersemlik hissi, unutkanlık, bilinç bulanıklığı ve düşme gibi olaylar kendini gösterebilir. Peki bunun sonucunda ne gibi sıkıntılar yaşanabiliyor? Size ne gibi başvurular var hocam? Bu sorunun akabinde yaşanan sıkıntılar neler? Özellikle sınırda çalışan bir böbrek hastalığı durumunda kronik böbrek yetersizliğine girmesi söz konusu olabiliyor. Yine beyin dolaşımının bozulması sonucunda algıda bulanıklık, bilinç bozukluğu, konfüzyon, koma gibi olaylar ve hatta ölüme kadar var olan sonuçlanan olaylara yol açmakta. Yine en çok karşımıza çıkan özellikle bu durum 60 yaş üzerinde daha belirgin olduğu için ortaya çıkan ani bir düşmenin o bir kişinin bacak, kol veya kalçasının kırılması nedeniyle ölümcül olaylara da yol açabilmektedir. Peki hipertansiyon hastaları için özellikle vurgulamak istediğiniz bir nokta var mı? Mutlaka her mevsim değişikliğinde doktora giderek gerekli ayarlamaların yapılması gerekiyor. Gerektiğinde artırılarak, gerektiğinde azaltılarak. Ama özellikle yaz mevsiminde terlemenin çok belirgin olduğunu düşünürsek su alımının mutlaka devam edilmesi, yeterli miktarda su almaya dikkat edilmesi. Yine belki de tuzu biraz belki arttırmak gerekebilir. Bunu söyleyebilirim.